senin mi olacak? Link. Resmen. Tüm Türkiye'de olduğu gibi ve dünyada olduğu gibi Hatay ilimizde de maalesef 2020 sezonu kuraklıkla kapatıyoruz. Bütün veriler şu anda yağışların diğer geçmiş yıllara oranla kıyasladığımızda çok çok az olduğunu, yağan son yağmurlarında hiçbir öneminin olmadığını, yani kıymete değecek bir önemin olmadığını göstermekte. Bu da bizi 2021 yılında ekilişlerde, tarımsal ekilişlerde ciddi anlamda su sıkıntısıyla, münavebelerle karşı karşıya bırakacağını göstermekte. Temenni ederiz ki 2021 yılında bunları yaşamayız. Fakat şu andaki mevcut verilere baktığımızda maalesef kötü bir sonun yaklaştığını görmekteyiz. Bu ciddi bir sorun ve maalesef bu Türkiye'nin sorunu değil, bütün dünyanın sorunu iklim değişikliği. Fakat en çok etkilenen illerden biri de Hatay olacaktır. Şimdiden biz çiftçilerimizi uyarıyoruz. Burada tabii hükümetimize düşen en büyük görev barajların bir an önce tamamlanması, altyapılarının bitirilmesi, çiftçinin suya kavuşmasıdır. Zannediyorum ki yetkililer bununla ilgili de ciddi bir çalışma içindeler. En kısa zamanda inşallah barajlarımızın da tamamlanmasını bekliyoruz. Çiftçimizin ve ülkemizin bir kuraklıkla karşı karşıya kalmaması, üretimden kopmaması için ciddi yatırımların yapılması gerekmekte. Zaten bu kuraklık bu şekilde devam ederse ilerleyen yıllarda ürün yelpazemizde de ciddi anlamda değişiklikler olacak. Aşırı su isteyen bitkilerden şartların zorluğu nedeniyle kopma yaşanacaktır. Bu da değişik bitkilere bizi yönlendirecektir. Tabii şimdi bu ister istemez çiftçimizde de üreticimizde de ciddi anlamda bir korkuya yol açmaktadır. Çünkü ovamızda biliyorsunuz şu anda yeraltı sularıyla sulama yapılmakta. Reyhanlı Barajı ve Tahta Köprü Barajı ana gövdeleri bitmiş olmakla beraber sulama sahasına suyu götürecek hatların daha yapılmaması sıkıntı yaratmakta. Eğer zaten su kaybı yaşanırsa, kuraklık yaşanırsa bütün çiftçilerimiz derin kuyulara yönelecek. Orada da zaten karşımıza çıkan en büyük sorun elektrik ücretlerinin yüksekliği, elektrik fiyatlarının yüksekliği. O zaman çiftçi otomatikman ister istemez üretimden kaçacaktır. Bu da ülkemiz için ve çiftçimiz için, insanlarımız için çok da iyi bir sonuç doğuracağını düşünmüyoruz. Abi o şimdi baraj çok azaldı. Bize bu hayvanlarınızı sulayacağız bir yer bırakmadı yani, kalmadı yani. Önceden bu hayvanları suluyorum. Buradan suluyorum. Burada. Ama şimdi bak nereye götüreceğim? Oraya götüreceğim. Bak, oraya götüreceğim. Ben nasıl bunları götüreceğim oraya? Bize yine su kalmadı, içeceği su kalmadı kardeşim. Eğer 2 sene olursa böyle kurallar gibi biz su duyamayız. Ne bizim ne hayvanlarımız duyar. Koyularda yine su kalmadı. Bizim koyumuz vardı. Önceden bir tanker su çıkarırdı. 2 tanker, 3 tanker çıkarırdı. Şimdi yarım tanker çıkarmıyor. Şimdi su kalmadı. Önceden buraya geliyordu su. O taksi var ya oraya kadar yetişirdi su. Oraya kadar. Hadi bakalım.
falan çıkıyor.